arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Erkenden uyandık. Çok erken uyandık. Gün bile ışımadı. Sabah namazdan sonra uyumayalım dedik artık. Çünkü uyursak uyanamayacağız. Dün erkenden uyuduk. Zaten bizim böyle akşam yemeğinden sonra erkenden uyuma hastalığı başladı. Biz de ikimiz de sızıyoruz ayrı köşelerde. Ben çocukları uyuturken bayılıyorum. Nuri ayrı bayılıyor. Yorgunluktan yani doğal olarak. Evet. O yüzden tadilat... Dün biliyorsunuz kurulma işlemleri falan biraz başlamıştı. Başladıktan sonra akşamları biz toparlıyoruz. Yani Ahmet abi vakit kaybetmesin diye. Yarın sabah temiz bir şekilde başlıyoruz. Ahmet abi gelmeden benim buraları toparlamam var yani, lazım. Toparlamak evet. Zorundayız arkadaşlar. Çivim gibi aydın her yer koşuyor burada. Her tarafa koşuyor. O yüzden ben şimdi buraları toparlayacağım. Dün akşam toparlayamadığım için. Nuru da inşallah erkenden gidecek. Ahmet abiye lazım olan malzemeler var. Onları alacak. O yüzden güne çok hızlı başlıyoruz. Ben burayı toparlamaya başlayayım. Çocuklar uyanana kadar bu işleri bitireyim. Sonra çocukların kahvaltısıyla falan uğraşırken Ahmet abi zaten burada çalışır. Evet, Ahmet abi de gelir yani saat 8-9 gibi. O zaman biz başlayalım bir yerden ya. Arkadaşlar bizim fayans geçen yanlışlıkla bir kutu almışız. Onun iadesini yapacağım. Yani kutu başı. Başı 35 dolar falan geliyordu. Az para değil, değil mi? Ama bir burada geldim. Arkadaşlar şimdi Ahmet abi artık bunları montelemeye başlamış bulunmakta. Zaten hepsi kuruldu bakın şu şekilde. Hatta bir tanesini monteledi diyebiliriz. Şöyle size detaylı biraz göstermek istiyorum. Çekmeceleri falan. Çekmeceler çok güzel. Dün kutları sipariş verdik. Ahmet abi akşam 5 gibi gelir kutlar dediler ama. Tamam, sorun yok. Zaten o zamanı. Çok güzel yani böyle asansörlü mü diyorlar? Ne diyorlar? Bu yavaşça kapanıyor ya. Ha, frenli. Fren sistemli. Çok güzel. Şuraya bakın. Yüzeyde silinebilir vaziyette. Home Depot'da bakmıştık biz bunlara. Yani İçi silinebilir bir yüzeyde değildi. O biraz beni aklımda şüphe düşürmüştü. Ama gerçekten çok çok iyi oldu. Şuraya da bir kapak kapanacak. Şurada hatta şu kapak. O kapak oraya kapanacak. Hani salona daha güzel gözükmesi için. O heyecanla bekliyoruz bakalım. Hatta şunların monte işleri. He? Evet. Şimdi buraya da bulaşık makinesi gelecek. Bulaşık makinesinin yerini ayırdılar. O gelecek şimdi buraya. Thank you.
Arkadaşlar şimdi dolapların üstüne geçtiler. Üst kapaklar için şu çivileri çıkaracak Nuru. Sonra bunu duvara monte edip üzerine ya, oturtacaklar. Ya bu aparat veriyorlar. Yani ben herhalde izlediğim videolar kendimizi yapmaya çalışırken. Ya sen de git vur gel buraya. Ya bu şeyini. Adını sen getir. O çivileri ayır da aşkım. Çocuklar bahçede oynarken alıp ağızlarına atarlar sonra. Orada zaten şu altta. Alta gidecekse gitsin. Orada önemli değil de. Altta boşluk yok zaten. Artık sizin de ustalık öğrenme vaktiniz geldi arkadaşlar. Artık sizin de ustalık öğrenme vaktiniz geldi. Dolap kurma işleri için. Ne o? Şeytan aracı. Şeytan aracı. Bununla şeyi buluyorlar arkadaşlar. Duvarların içindeki tahtayı. Tahtayı buluyorlar. Bunu halime ver şimdi. Toplayıp dışarı yerlerde. Daimon da haydi bismillah. Tamam mı? Ya. Güzel. Sıfırlayacak mıyız? He? Bir dakika. Sıfırlayacak mıyız? Tam sıfırlanmadı. Biraz boşluk kaldı aslında. Evet, evet. Sıfırlayacak mıyız? Diyorum. Markete gidecekti. Şimdi ustalara yemek alacağız bir. İki, marketten ben bugün et, ya kelle almak istiyorum. Kelle haşlayacağım arkadaşlar. Çok canım istedi. Böyle sarımsaklı, sirkeli, limonlu falan. Böyle bildiğiniz kelle paça yapmak istiyorum. Başarabilir miyim hiç bilmiyorum. Bir de mutfak şu an bu haldeyken. Ama yine de istiyorum. Yapacağım. Niyetlendim yani. Bir de kelle paça almak için gideceğim. Burada kelle paça satılıyor Türk marketlerde. O konuda şanslıyız yani. Kendin yaparsan kelle paça da var. Bir de onu alacağım arkadaşlar. Nuru ayrılsın istemedim çünkü yukarıdaki pervane almıştım ya yani onu da montajlayacaklar. Elektrik işinden anlayan ustamız da geldi. O gelmişken hem montajdasın hem de Nuru da görsün çünkü diğer odalara da alacağım.
Nuri kendi yapsın bu sefer. O yüzden onu bıraktım, ben kamp gidiyorum. Kamp burası arkadaşlar. Şimdi ne alacağım? Kelle paça ve yemek alacağım ustalara. Unutmayayım. Genelde böyle Asya ülkelerinden falan herkes geliyor buraya, o taraflarda olduğu için. Onların kendilerine özel tencere tavaları falan da var burada. Kazana bakın. Burada yöresel tatlıları oluyor. Allah'ım bakın şu, şunun adı ne biliyor musunuz? Bu Napolyon. Türkiye'de varsa mutlaka tadına bakın. Napolyon inanılmaz güzel bir tatlı. Normalde geçen pasta almıştık ya ailemin doğum gününde, onu atmak zorunda kaldım. Amerika'daki tatları yemiyorum ama burası bizim bildiğimiz Türk damak tadına gayet uygun. Çok da lezzetli oluyor. Şunu da merak ediyorum. Şunu alabilirim hatta. Müslüman oldukları için de içimiz rahat bir şekilde yiyebiliyoruz. Bakın şöyle tatlılar da var. Şunları ailem çok sever, Aydın çok sever diye düşünüyorum. Burada da hazır yemekler oluyor. İftara doğru tekrar çıkıyor galiba. Ya da sıcak olanlar var, soğuk olanlar var. Çok da bilmiyorum. Çok bilmiyorum yani. Yemeklerin fiyatı, şu aşağıdakiler sulu yemekler arkadaşlar. Şöyle. Yani biz sulu yemek almak isterseniz 5 ile 10 arası. Şu yukarıdakiler genelde 3-4 dolar şeklinde. Burası da etlerin satıldığı yer. Ben kıyma aldım. Biraz almayacak ama neyse, kıyma alayım dedim. Biraz bayağı uzun zamandır almıyorum. Bir de şimdi kemikli et alacağım. İlik alacağım daha doğrusu. İlik. Daha doğru olur. Ay nefes nefese kaldım arkadaşlar. Neyse, market alışverişimi yaptım. Nurla telefonla konuştuk. Benden tavuk istiyor. Diyor ki mangalda tavuk yapalım. Dedim hayır, mangal falan istemiyorum. Çorba yapacağım. Yanına güzelce pilav yapacağım. Yeter. Her gün mangal olmaz yani. Şimdi markette çalışan kız Özbek. Ben nanenin İngilizcesini söylüyorum. O da İngilizcesini bilmiyor. O da anlayamadı. Sonra yanındaki birine sordu. O da Özbekçe'yi çevirdi. Öyle anlaştık bulduk. Bayağı uğraştım naneyi bulmak için. Nane burada çok kullanmıyorlar sana. Marketlerde falan da çok zor buluyorum. Yani nanesiz de ben de mesela makarna falan da atarım. Her şeyi atarım. Yani nane çok kullanıyoruz. Naneyi buldum ama o da Russian nane dedi yani. Umarım farklı değildir. Böyle farklı bir nane buldum. Ah, şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bir de şeyi çok seviyorum ya. Burada mesela nereden falan diye soruyorlar. Türkiye'den deyince böyle çok seviniyorlar yani. Türkiye'yi seviyorlar bayağı. O konuda Özbekler, Azerbaycanlılar falan çok seviyorlar Türkiye'yi. Mutlu oluyorum. Ne yapıyorsun Aydın? What's up Derek? He's trying to ride his brother's bike. Papa pig. Ne? Ne yapıyor dedi? Eşek spesi ya. Pipa, pipa. Gittim geldim, mutfağım hazır. Hadi geç yemeği yap. Hadi hadi bakalım. Çok güzel olmuş ya. İnanılmaz güzel olmuş. Elinize sağlık. Burada abi. Burada abi. Burada mı? Gel.
Şöyle soteyim. Sotam yok. Yok. Şimdi bir sökeyim, üzerine geliyor şimdi. Yaparken ben bile bilmiyordum yani onu nereye gidecek falan. Çok hoş oldu değil mi aşkım? Böyle desene böyle beyaz beyaz. Arkadaşlar kelle poça yapıyorum da. Çok güzel oldu, ben çok beğendim. Kapanması bu... daha iyi değil mi oraya? Kapansın ne? Ya. Neyi kapansın? O monte mi olacak Ahmet abi, oraya açılmayacak değil mi hiç? Yo, açılmayacak. Niye oraya açacaksın? Sen oraya silmek için, temizlemek için mi açılsın? Ben direkt onu düşündüm, temizlemek. Açılsın değil. Açılmazsa temizlemese gerek olmaz. Hiç açılmaz. Toz girmesin yani içine, anladın mı? Ay Allah'ım, çok mutfağa takacaktık ama çok büyükmüş bu. O yüzden mutfağı olmuyor maalesef. Buraya takıyoruz. Yani tam mutfağa göre değil miydi? Şöyle baksanıza. Çok renklendirecekti mutfağı ama neyse. Burayı da güzel olur ya. Hı? Burayı da güzel olur. Burada da ızgaranın rengi falan siyah ya. Bir uyumu var yani. Arkadaşlar kalite kontrol yapıyorum. Takıldı ya. Bakın. Her açtığımda ışık farklı renk oluyor. Çok hoşuma gitti ya. Şuraya da kumandasını, yeri de belli olsun. Çocukların alamayacağı seviyede yaptırdım ki bu sefer kaybederler. Şimdi geldik mutfağa. Size böyle dolabın detaylarını göstermek istiyorum. Bakın. Üstünün kapanması da çok iyi oldu. Yani o inşallah yapacaklar onu da. Umarım şuraya iki kat falan raf atılır da bardakları falan isterseniz buraya koyacağım ya, raf lazım oluyor. Ay buradan açmaya çalışıyorum. Buradan açılacak. Kalite olarak gerçekten çok güzel. Şurası da mikrodalga için olacak. Bunu kesmişler de. Tezgah bayağı uzun oldu. Çok iş görecek. Hatta birçok arkadaş anlamamıştı. Yani şurada lavabo düşünün. Burası da hemen ocak olacak. Yani böyle çok uzun bir ocak lavabo olayımız olmayacak. Ve sağında solunda ocağın kesme, işte iş yapma olanağı da olacak. Şuraya hemen priz koyduk bakın. Bayağı iş görecek yani. Şurası tezgah. Şöyle biraz daha yükselecek ve burası da masa olmuş olacak arkadaşlar. Her seferinde anlatıyorum da yeni gelenler oluyor kanalımıza. O yüzden anlatıyorum. Şuranın dağınıklığı peki. Neyse. Birazdan temizlemeye geçeceğim de biraz size bir şeyleri anlatayım, ondan sonra geliyorum. O kadar yorgunum ki, yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Böyle tavanlarım batıyor. Tavanlarım batıyor. Çok yoruldum. Bir de bugün yani çok alışım varmış gibi gittim aşağıda
et çorbası yaptım. O da böyle kemikleri haşladım, böyle ince ince kıydım falan. Biraz aşağısı hengameli biliyorsunuz ki, adam gibi kesecek, doğrayacak yer yok falan. Hala da aynı durumdayız da. Bakalım bu taşın gelmesi ne kadar sürecek, o da ayrı bir konu. Dolaplarımız halloldu. Sadece şu yukarı kısım yapılacak. Onun işte bunları oturtturdular. Ufak tefek işleri kaldı. Kilerimiz hala içi yapılmadı arkadaşlar. Bir de o var. Bir de yani uygun fiyata taş bulmuştuk. O taş da maalesef satılmış arkadaşlar. Fiyat almıştık yani. Uygun dediğimiz gene çok uygun değil de. Yani Amerika şartlarına göre uygun. Ya işte bakalım, taş bakmaya gideceğiz. Bu taş olayı da bizi biraz yoracak iyice. Bakalım. Yani burada aşağı falan mı yaptırsak, sonradan taşa çeviririz müsait bir zamanda evde. Bu sefer de iki kere iş olmuş olacak. Yani bilmiyorum, ben ahşabı çok beğeniyorum ama şuraya ahşap olmuyormuş. Onu biliyorum sadece. Burası ahşap olmayınca sadece tekleri bu burayı yapmanın da anlamı yok gibi. Bakalım yarınki videoda muhtemelen taş için gidip bakmış olacağız. Nuriye demişler ki taş rengi ne kadar açık renk olursa fiyat o kadar pahalı oluyor genelde demişler. Ben de beyaz istiyordum. Geçen sefer fiyat aldığımız taş da Bengal miydi neydi adı, yani böyle Türkiye'de de böyle çok yaygın olan bir taş var ya, benek, çok yorucu bir taş, gözü çok yoran bir taş. Aslında onu istemiyordum. Düz siyah taş da olabilir. Bence o da yani Ayşegül kullanıyor taşı. Düz siyah bir taş. Yani bu mutfağa yakışır. Öyle düşünüyorum. Yani siyah ağırlıklı bir taş. Ama göz yormasın yeterli ki. Bence önemli olan o. Öyle işte arkadaşlar. Çocuklarımı uyuttum şimdi. Şu an kafamda binlerce soru var. Nuri teraviye gitti. Teraviye bir kere olsun ben de gitmek istiyorum. Yani çok anlattı bana. Bir de videoda çekmiş sanırım. Yani inşallah size de gösterir. İftarlarda ve sorularda yemek veriyorlarmış burada ve teravih çok kalabalıkmış. Bayram Oğuz'a gittim ama teravih hiç gidemedim bu yıl. Bu olaylar denk geldiği için. Ama seneye mutlaka, çocuklar da bir tık daha büyümüş olacak. Seneye mutlaka gitmek istiyorum. Umarım nasip olur. Videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben buraları toplayacağım. Video belki kısa olmuş olabilir ama inan o kadar yoğunuz ki, bu yoğunlukta videoyu bile çok zor çekiyoruz. Eskiden böyle kamera, mikrofon falan onlarla çekerdik. Şu an onlarla çekme fırsatımız bile yok. Yani çok ciddiyim, onlarla çekme fırsatımız bile yok.